Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, pandemi döneminde ertelenen randevuların ve ertelenen rahatsızlıkların son bulduğunu belirterek pandemi dönemi yoğunluğu bitiyor dedi. Pandemi döneminde yaşanan randevu sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli şunları ifade etti. Pandemide 5. dalganın etkilerini geçmiş bulunuyoruz. Şu an vaka sayılarımız oldukça azaldı. Hastanede yatanlarımız var ama bizim beklediğimiz o pandemi günleri artık geride kaldı gibi diyebiliriz. Ne zaman bu tekrardan ortaya çıkabilir? İşte virüste fazla bir mutasyon gelişecek olursa o zaman aşıların etkinliğinin biraz da geçmesinden dolayı tekrar bir şey yaşayabilir miyiz? Bunu zaman gösterecek. Ancak biz şunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle 5. dalgada dalga sönmüş durumda. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten Kayseri'de devlet büyüklerimizin de desteğiyle özellikle Develi Devlet Hastanesi'nde 150 yatak ki bu küçümsenmeyecek bir hastane. Bünyan ve Yahyalı Hastaneleri hizmete alındı bu süreçte. Biz Bünyan Hastanesi'nin özellikle 5. dalganın ilk başlarında da 4. dalgada da pandemi açısından da Bünyan'da değerlendirmiş olduk. Tabii ki bu hastanelerde hizmetlerin verimliliğini her geçen gün artarak devam edecektir. Önümüzdeki süreçte Saras Hastanemizin inşaatı bitti, teslim oldu. İnşallah onu da yeni hastanemize taşınma süreçlerimiz başlatmış bulunmaktayız. Randevu meselesine gelecek olursak, pandemi süreciyle birlikte değerlendirecek olursak, ertelenmiş rahatsızlıklar, ertelenmiş randevular, bunların hepsi üst üste geliyor. Elbette bir süreç alacaktır. Ancak şu gerçek, biz bundan önce geçen hafta Sayın Bakanımızın gönderilmiş olduğu genelgeyle ayaktan hasta kabulümüze de başladık. Dolayısıyla randevulu olur olmaz ayaktan hasta kabulü de yapılmaktadır. Hekimlerimiz uygun olduğu sürece sistemin izin verdiği şekliyle tüm hastalarımıza hizmet edeceğiz. Şehirde hasta yükümüze baktığımız zaman hastaların müracaatında yaklaşık %50'sini aile hekimlerimiz karşılamakta. Kalanla ise ciddi yoğunluğu şehir hastanesi almakta. Yaklaşık günlük 10 bin civarında şehir hastanesine hasta kabulümüz olmakta. Diğer taraftan devlet hastanesine ise yaklaşık 6-7 bin civarında hasta girişi bulunmakta. Üniversite hastanesi ise 4500 civarı hasta kabulü yapmaktadır. Özel hastanelerde ise günlük hasta müracaatı 1500-2000 arasında değişmektedir. Burada bizim hasta potansiyeline baktığımız zaman şehir hastanesi pandemide olduğu gibi normal hastalıklarda da şehrin ana yükünü taşımaktadır. Bizim de sağlıktaki amiral gemimiz şehir hastanesi. Pınarbaşı'da HIMS dediğimiz hastanenin tamamen dijital ortamda işlemesi bunun Kayseri'de alan ilk hastane olması açısından önemli ve değerli. Yaklaşık 2 yıllık bir süreçti bu. Çeşitli değerlendirmeler yapılıyor, ekipler geliyor, eksikler tamamlanıyor ve dijital anlamda yani bizim order dediğimiz doktorun hemşireye sunmuş olduğu emirlerin yazılı ortamdan tamamen dijital ortama geçmesi, ilaçların dijital ortamda takip edilmesi, yani kağıt tarafının tamamen sıfırlanmış hali dijital hastane dediğimiz durum tamamen bunun arşivlemesine kadar tamamen dijital ortamda oluşması. Tabii bu uluslararası akredite HIMS tarafından HIMS 6'yı almış bulunmakta Pınarbaşı Devlet Hastanesi. Bu arada şu teşekkür yapmak istiyorum. Pınarbaşı'nın hem önceki başhekimimiz hem yeni başhekimimiz bu konuda gerçekten üstün gayret sarf ettiler. Ben tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Ayrıca şunu da belirteyim. Pınarbaşı'da biliyorsunuz kiosk üretti arkadaşlarımız. Kiosk dediğimizde sıramatik veren bir sıramatik. Bu sıramatiğin bir özelliği saat 16'dan sonra kendini otomatik pasif alıyor. Hafta sonları kendini pasif alıyor. Otomatik çalışan. Kendinize otomatize bir kiosk ürettiler. Ondan dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.